işlevsiz kalmasına sebep oluyor. Ona göre de işte eğer kalpte oluyorsa kalp krizi geçiriyor. Beyin damarında oluyorsa işte felç geçiriyor. Bağırsak damarında oluyorsa bağırsakları çürüyor. Bacak damarı olsa işte bacakları tıkanıyor, gangrene gidiyor, bacak kesilmesi oluyor gibi. Toplar damar tıkanıklığı da hadi, o da aslında önemli bir konu. Toplar damarlar özellikle bacaktaki toplar damarlar, derinmen trombozu diyoruz biz buna. Eğer bunlarda da tıkanıklıkları bazen hayati derecede önemli bir durumdur. Özellikle uzun süre hareketsiz kalan, işte büyük ameliyatlardan sonra olan kişilerde oradaki toplar damarlarda pıhtı oturması, sonra da onun da işte akciğere gidip akciğerdeki ana damarları tıkama sonucu pulmoner emboli diyoruz. Son derece ölümcül durumlardan bir tanesi. Yani sonuçta damar tıkanıkları son derece önemli. Peki hocam, damar tıkanıklığı bu kadar önemli. Neden damar tıkanıklığıyla karşılaşıyoruz? Şimdi şöyle, şimdi atar damar ve toplar damarlarının tıkanma mekanizması farklı. Şimdi atar damarların tıkanmasının sebebi ateroskleroz dediğimiz bir hastalık biçimi. Daha çok bundan tıkanır. Yani başka sebeplerden de tıkanabilir. İşte vaskülit dediğimiz iltihabi sebeplerden de tıkanabilir. Ama en sık gördüğümüz yaygın damar tıkanıklığı sebebi aterosklerozdur. Yani damar sertliği halk arasında dediğimiz. Damar sertliğinin de aslında bildiğimiz sebepleri var. Hemen hemen herkes biliyor aslında. Bir genetik faktörler var işin içinde. Yaklaşık yarı yarıya kadar etkili. %50 kadar etkilidir genetik faktörler. Yani aile öyküsü. Aile öyküsü olması. Bir kişinin ailesinde annesi, babası, dayısı, teyzesi, amcası, yani işte kalp krizi geçiren ya da felç geçiren kişiler varsa, bunlarda yani bir damar tıkanıklığı varsa bunlarda da risk faktörü var. Tabii onun dışında çevresel faktörler, yani bizim genetik yapacak bir şey yok. Ona hadi aileden geliyor ama onun dışında yapacağımız tabii çok önemli şeyler var. Atar damarların tıkanmasındaki en önemli sebepler işte bu aterosklerozun sebebi şeydir. Sigara, şeker hastalığı, obezite, bunları sayabiliriz kısaca. Yani en basit şeyler işte beslenme alışkanlığı, obezite olmaz, spor yapmamak, şeker hastası olmak, sigara içmek. Bunlar tabii son derece hızlandırıyor. Genç yaşlarda damar tıkanıklığına sebep oluyor. Özellikle sigarayı burada çok önem vermek istiyorum. Sigara son derece önemli. Sigara bu ateroskleroz dediğimiz yani damar sertliği dışında özel olarak özellikle genç erkeklerde hani çok sık görüyoruz. Burger hastalığı dediğimiz bu